Merhaba, bugün aşk konuşacağız. Aşk. Ay çekemiyorum. Toz çıktı, keşke vurmasaydım. Buranın da bir tozunu almıyorlar mı ya? Bir tanesi oldu gerçekten. Hangi harfi de bir tanesi? Düm tek tek. Baby. You are... Bir dakikadan herkese merhaba. Yeni bir konseptle karşınızdayız, gördüğünüz üzere. Bu sefer sadece aşk konuşacağız. Amacımız yalnızca aşk. Biliyorsunuz ki ünlü camiasının aşk kaçamakları da bir hayli meşhur. Pek çok ünlümüzün bununla bunun ne işi var dedirten, ay bu hiç olmuş mu diye kızdıran, ah diye şoklara sokan, bazen de aldatma ve kaos dolu entrikalı aşkları oldu. Biz de ne yaptık? Hepsini kurcaladık. Zamanında kim kimin neymiş, neredeymiş, neler yapmış diye hepsini inceledik. Buyurun efendim, hazırsanız aşk listemizin ilk bölümüne başlayalım. Aşk listemizde ilk olarak kumral sevdası ve erkek seçimleri konusunda pek de başarılı olamayan bir isimle Merve Bolur'la başlamak istiyoruz. Sizler için öyle olaylar derledim ki. Hemen başlayalım. Merve Bolur'u haremde daha önce gördük. Peki ya kendi haremi olsaydı? Eminiz ki cariyeleri ya da erkekse cari mi olurdu acaba? Bilemiyoruz ama. Neyse, tüm haremindeki erkeklerin kumral olacağına eminiz. Bolur'un bu kumral takıntısını tüm erkek arkadaşlarında gördük. Merve Bolur'un kariyerinin ilk dönemlerinde aşk yaşadığı ilk kumralsa Tolgağan Sayışman'dı. Birkaç kez el ele görüntülenen ikili aslında sevenleri tarafından çok yakıştırılmıştı. Bu ikisi evlenecek galiba he derken ne oldu? Tabii ki ayrıldılar. Bu zaten ünlü camiasının bir klasiğidir. Kim evlenecek desek hemen ayrılıyor. Ama ikilinin ayrılma nedeni Sayışman'ın Bolur'u Serenay Sarıkaya'yla aldatması olduğu iddia edildi. Bu aşkta dikkatimi çeken şuydu ki her ne kadar iddialar doğrultusunda da olsa Sarıkaya ihaneti nedeniyle ikinin ayrıldığı söylense ve bir zamanlar Sayışman ve Sarıkaya gerçekten de sevgili olmuş olsa da Bolur'un erkek arkadaşları konusunda çok şüpheci olduğunu düşünüyorum. Gerçi babana bile güvenme dediğimiz şu dönemde bu çok normal. Sizler de düşüncenizi yorumlarda belirtin. Tolgağan Sayışman'la ayrılan Merve Bolur'un iş insanı Burak Mursaoğlu'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aslında gayet sempatik gözüken bu çift herkes tarafından onaylanmıştı da. İkili de bayağı keyifli gözüküyordu aslında. Hatta evlenmeyi planladıklarına yönelik söylentiler bile vardı. Ancak Mursaoğlu 2013 yılında ilişkisini fazla sürdüğü gerekçesiyle Bolur'u terk etti. Bahanesiz ve dürüst. Yine de uzun sürdü diye ayrılan biz sizi gördük Mursaoğlu Bey. Mursaloğlu ile ayrılan Merve Bolur kalbini günümüzde kendisini delirtmekle suçlanacak o kişiye 1.71'lik Murat Dalkılıç'a kaptırdı. İnanmazsınız, hakikaten nikah masasına o da oturdular hatta. 2015 yılında nikah masasına oturan Merve Bolur ve Murat Dalkılıç ikilisinin ilişkisi çok güzel gidiyordu aslında. Hatta Dalkılıç eşiyle düet bir parça bile yapmıştı. Düşünün, Bolur'un sesine aşık bir adam. 2017'ye kadar süren bu evlilikte ikilinin açıklamasına göre anlaşamamaları nedeniyle ayrılmışlar. Ama tabii ki magazin dünyası öyle demiyor. Her gözde çiftin kara kedisi haline gelen Eser Yenenler burada da görülmüş. İddialara göre Yenenler Dalkılıç'ı bir hanımefendiyle tanıştırmıştı. Belki aldatma olmamıştır diyeceğiz ama Dalkılıç Bey'in Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk olduğunda aldatma hakkında kişiye söylenirse aldatma sayılmaz sözünü hatırlayınca da tüylerimizin ürpermesine engel olamıyoruz. Önce Sayışman, sonra Mursaoğlu peşine Dalkılıç. Erkeklere güvenimiz kalmamıştır. Bu kadın sürekli ihanetlerle uğraşmış. Nasıl aşk konusunda psikolojisi sağlam kalsın ki? Dalkılıç'la boşanmasının ardından iş insanı Emir Aydemir'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Merve Bolur, komşu olduğu ve aynı binada oturduğu Aydemir'le çıkan bu haberleri yalanlamıştı. Bolur Instagram'da yayınladığı kareye, arkadaşlar yalan yanlış haberler de oluşuyor. Ben sizlerden duyuyorum. Hayatımda biri olsa zaten herkes bunu bilir notunu düşmüştü. Gerçekten de sonradan asıl kimle aşk yaşamış o da öğrenildi. Ama Aydemir'le de aşk yaşadığı söyleniyor yine de. Biz o yüzden bunu da aldık. Merve Bolur'un iş insanı Emir Aydemir'le değil ama herkesin yaz aşkı. İş insanı ve şimdilerde Hande Erçel'le sevgili olan Hakan Sabancı'yla da bir dönem birlikte adı anıldı. Bu arada burada şu detayı da es geçemeyeceğim. Hande Erçel'le Merve Bolur'un beğendikleri erkek kriterleri oldukça benzer. Bunu Erçel'in aşk hayatına baktığımız zamanlarda detaylı değineceğiz.
Yine bir yaz sürecinde çapkınlığa çıkmış yakışıklı kumral prensimiz Sabancı oğlu Hakan Sabancı'nın yolu Merve Bolur'la kesişmiş. Bolur da hepimizin bildiği üzere Adriana Lima yanında bile göz kamaştırabilecek güzellikte bir hanımefendi. Hemen Sabancı'nın radarına. Pardon. Gözüne takılmış tabii ki bu güzellik. İkili tatile çıkmış, meşhur Sabancı teknelerinde gezmiş, eğlenmiş ve keyifli vakit geçirmişti. Pek tabii bu ilişkiden de bir ihanet rüzgarları esti. Sabancı'nın adı yine bir başka güzelle anılmaya başlanınca Merve'miz olması gerekeni yaparak kendisinden ayrılmıştı. Her ne kadar Hakan Bey bu aşkı kurtarmak için Bolur'a tam 1000 adet gül göndermiş olsa da çiçekli aşk goncaları açılsaydı yine bir vakit sonra solardı. İş insanı Sabancı ile aşklarını noktalayan Bolur'un adı bir dönemse Erkan Şen'le anılıyordu. Birlikte mutlu gibi görünen birliktelikleri, ikilinin ayrılmasıydı sadece görüntüde böyle olduğunu bizlere göstermiş oldu. İkili ayrıldıktan sonra birbirleri hakkında pek de hoş konuşmadı. Şen'in iddiasına göre Bolur kendisinden erkeksiliğini, gücünü göstermesini talep ediyormuş sürekli. O da gösteriyormuş. Daha sonralarda bu güç şovlarından bıkan Erkan Şen, Merve'mizden ayrılma kararı almış. Ayrıldıktan sonra Şen'in yaşadıkları bu güç savaşını röportajlarda dile getirmesinin ardından Bolur sinirlenerek sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Bolur paylaşımında yaşanan her şeye saygım sonsuz fakat benimle ilgili erkekçik gibi konuşmaktan vazgeçin. Bu detaya da değinmezsek olmaz bahsi geçen erkekçik Bolur'un nadir esmer sevgililerindendi. Demek ki esmerle hiç yapamıyor. Kumrallı olmuyor, esmerle hiç yapamıyor. Bir tane de sarışın dene kız. Kıvanç evli. Sarışın başka, Kerem Bursa kızıl. Kerem Bursa'nın bir sonraki seçenek olsun. Ben böyle şey yazıyor değil mi? Olur. Gelelim Bolur'un sosyal medya aşkı deneyimine. Elbette buradan ne yuvalar kuranlar oldu ama o şanslı kişi elbette saçlarıyla bahtı aynı renk olmuş Merve Bolur değildi. Bir süredir sosyal medyadan fotoğraflarını likelayan, yorum atan, mesaj yağmuruna tutan Burak Dayı'ya bir şans veren Merve Bolur herhalde bu kez oldu ya dedirtmişti bizlere. Yıllar sonra işte Merve'mizin yüzü güldü, işte kumralını buldu demiştik. Hatta ünlü güzelimiz B ve M harfli kolye bile takıyordu. Kızlar arasında bilenler bilir bu bir nişan simgesidir. Gel gelelim sosyal medya aşkında güvenilmez olduğuna denk gelen Bolur sessiz sedasız bu aşkı da noktalamıştı. Önce dayının sosyal medya hesabı gitmiş, ardından kolye, en sonunda da fotoğraflar. Hala şaibeli olduğum ve Bolur'un son aşkı, ikinci evliliği hepimizin eniştemde eniştesi. Bu aşk için yıldırım aşkı mı diyelim, hızlı giden atın seyrek düşen parçacıkları mı diyelim bilemedik. Ama ikiliyi bir arada görmemiz, sevgili olmalarını öğrenmemiz, evlilik teklifi, düğün vesaire derken çok hızlı oldu ya. Bolur'un kocam da kocam, çocuklarımın babası, evimin direği, kumralım dediği Mert Aydın'la hızlı gelişen evliliği hepimizi hem şok etmiş hem de işte bu kez. Bu kez oldu dedirtmişti. 1.71'lik insanlar için artık üzülmeyeceğiz demiştik ki boşandılar. 53 gün süren evlilik ansızın noktalandı. Boşanma nedenleri iddialara göre düğün sonrası Aydın'ın geçirdiği ameliyatta aklı hala balayında olan Merve Bolur'un söylenmeleri vardı. Söylenenlere göre ameliyat sürecinde kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle Bolur'la tartışan Aydın ilişkiden kopan ilk taraf olmuş. İkili boşanmaların ardından birkaç kere birlikte görünmüş ve barışmak için çabalamış da olsa nafile olduramadılar. Halbuki Bolur şarkılar söyleyecekti, Aydın onun aranjörlüğünü yapacaktı. Biz de o şarkıları açıp ağlayacaktık. Mutluluktan değil ama olsun. Evet, demek ki Merve Bolur'un şansını kumrallardan yana daha fazla kullanmaması gerekiyor. Ya da artık doğru insanı bulmak için biraz beklemesi gerekiyor, bilemedik. Bu kadar sarsıcı aşkları özenle seçip bulmasına artık yorum bile yapamıyoruz. Evet bir gün diyor ve Bolur'a mutlu bir aşk diliyoruz. Sizler Bolur'u en çok hangi isimle yakıştırıyordunuz? Yorumlarda belirtin. Listemizin bir sonraki sırasında kim var? Öğrenmek için bizleri takip etmeyi ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.